Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bizim karışık kümesin Ligorina ağırlıklı yumurtasını toplayacağız. Şöyle girelim. Kapımızı kapatalım. Dışarı çıkmasınlar. Evet. Kızlar, adamlar, ne yapıyorsunuz be ya? Bakın dostlar, şimdi merak ediliyordu ne kaldı, ne var, ne yok. Şöyle gösterelim bütün kümesi. Burada yedek horozlarımız var. Bunları dışarı çıkaracağımızı söylemiştik. Buranın altına ızgara yapacağız. Bakın tünek altında ciddi bir gübremiz birikti. Bunlar arkadaşlar tünek altına basmıyorlar. Artık yerlerini hepsi biliyor. Burada ligorina ağırlıklı. Bir de böyle birkaç tane astrolop, mavici kırması. Şöyle bir tane köy tavuğumuz var. Yine bu astrolop kırması. Şurada yine bir astrolop, mavici kırması var. Bunlar arkadaşlar bayağı yaşı var. 2,5-3 yaşına gelen tavuklar. İlk tavuk işine başladığımızda burada. Buradaki köylülerden bize hediye edilen, satın aldığımız tavuklar. Karışık kümeste değerlendiriyoruz. Burada da ayak rengi biraz açık olan gümüş ligorinimiz var. Onu da burada karışık sürüde değerlendiriyoruz. Önceden. İki tane lohmanımız kaldı. Bakın. Burada iki tane lohmanımız var. Tamam be. Aman be ya. Black Modlet ligorin horozlarımız. Ve normal beyaz ligorin horozlarımız var arkadaşlar. Bakın adamlarımıza bir maşallah ekliyoruz. Bakın yukarıda da aynı şekilde. Karışık sürünün durumu bu. Burada da 3 adet Brahma. Bunların ikisi light, birisi blue arkadaşlar. Brahma'mız var. Bunlar horoz. Tavukları tamamen sahiplendirdik. Bakın dostlar. 3 ya da 4 günlük yumurta olması lazım. Şöyle göstereceğim çocukların önünde. Yumurtalar doldu taştı. Şurada bir tane yumurta kırılmış. Muhtemelen onu kırılınca yediler. Ama normalde yumurta yeme gibi sıkıntımız yok. Bakın burada da bir tane astrolobumuz var. Astrolob takımı yaptık. Büyüttük arkadaşlar. O takımımızla inşallah bir kümeste ayıracağız. Şu an daha yumurtaya başlamadılar. Şu projektörümü şöyle koyayım. Bir önlerimi de getirdim. Ses için kusura bakmayın arkadaşlar. 2 gündür rahatsızım. Böyle bir ses gitti. Bu aralar böyle bir sinüzit salgını var. Şöyle başlayalım yumurtalarımızı toplamaya. O yüzden sesimiz biraz bozuk. Önemli bir şey yok arkadaşlar. Şimdi burada 3 ya da 4 günlük arkadaşlar. Emin değilim. Sayıdan belli olur. Şöyle sivri yerleri aşağıya gelecek şekilde. Yumurtalarımızı bir toplayalım. Evet. Yumurta toplama videolarımız seviliyor arkadaşlar. O yüzden yumurta toplama ve çiftlik yani tavuk videolarımızı biraz arttırdık. Şimdi İbrahim'in kümesten ve benim kümesten olmak üzere günlük 2 videoya geçmeye çalışıyoruz. Arada dükkandan da videolarımız olacak. Balıklar, kuşlar, biliyorsunuz sultan üretimine başladık. Bir yandan evde beta üretmeye çalışıyorum. Çifti aldım. Short videosunu paylaşmıştım. İnşallah onları size detaylı detaylı göstereceğiz. Maşallah yine güzel yumurtamız var. İlk 30'lu bir yolu doldurmak üzereyim arkadaşlar. Üst kattan. Bakın ilk 30'luyu doldurduk. Şimdi devam edelim. Şu projektörü de şöyle alayım. Şuradaki bizim horoz kafesine şöyle asayım. Şu projektörümüzü. Evet, düşme. Şöyle aydınlatalım. Bakın arkadaşlar üst katı topladık. Şurası kaldı. Anam bakın burada bir tane yumurtamız kırılmış. Bir tane de şurada kırılmış bakın. Bunları ekleriz sayı olarak. Bir bakalım kaç tane yumurtamız birikmiş. Dediğim gibi buradan günlük 4'er 5'er tane evin ihtiyaçlarına yağ sir gidip gelip aldık. Onun dışında yumurta toplamadık. Toplam sayıdan anlayacağız kaç tane yumurtamız olduğunu. Ligorinler arkadaşlar kolay kolay grupta olmuyor. Normal tavuklarda eğer bu kadar yumurta bırakırsanız, folluklarda hani 2-3 gün yumurta toplamazsanız arkadaşlar grup durumunu yaşarsınız. Ama ligorin öyle kolay kolay grup olan bir hayvan değil. Daha önce ligorinlerimiz grup olmadı mı? Oldu. Hatta İbrahim küme ziyaret olarak geldiğinde de çekmişti bunu. Herhalde yaklaşık 1,5-2 sene önce videosu duruyordu diğer kanalda.
Yani Ligorin Gurk olur mu diye soran arkadaşlara evet olur. Bayağı da yumurta yapmışlar maşallah. Yumurta toplayamıyoruz diyen dostlar var. Arkadaşlar bir hayvan niye yumurtlamaz? Ya tüydedir, tüyden çıkıyordur, yumurta dizmeye başlamıştır. Ya bit vardır, ya bir hastalık vardır, strese girmiştir. Yem değişikliğine uğramıştır. Onda da arkadaşlar sıkıntı olur. Yani yumurta kesmenin birçok nedeni var. Sorular geliyor. Hani siz yumurta topluyorsunuz, biz hiç yumurta alamıyoruz gibi. Yani bunun birçok sebebi var arkadaşlar. İlk başta bit kontrolü yapmanızı tavsiye ediyorum. Bit kontrolünden sonra baktınız bit yok. Yani bir yeminizi kontrol edin derim. Çünkü görüyorsunuz biz her zaman sizlerle bu yumurtaları topluyoruz. Eksi 17 derecede. Geçen sene bayağı rekor yumurtalar topluyorduk. Bakın şu an folluklarımız yine Allah'a şükürler olsun. Full dolu. Şimdi bakalım. 60'lık viyoli doldurduk. Ve dediğim gibi yani 3 ya da 4 günlüktür bu yumurta. Buradan da günlük yine yumurta alımlarımız oldu. Şimdi sizlerle hayvanları da bir sayarız. Kaç hayvandan bu yumurtayı topluyoruz? Ne oluyor, ne gidiyor? Bir bakarız. 2 tane kırılan yumurtamız var. Bir de dışarıdaki depoya bakacağız. Dışarıdaki depoda da yumurta oluyor genelde. Onları da bir kontrol ederiz. Dediğim gibi bit kontrolü yaparsanız ve hayvanlarınız sağlıklı olursa, yem yemelerinde, su içmelerinde herhangi bir sıkıntı olmaz ise, görüyorsunuz arkadaşlar bizim hayvanlarımızın maşallah var. Bir maşallah da esirgemeyin ki bu ligorinler arkadaşlar 1,5 yaşını geçti. Yani ligorinlerimiz öyle genç ligorinler değiller ve ona rağmen çok güzel verimimiz var. Bakın yumurta toplamaya devam ediyorum. Yani 90'lık viyol de dolacak muhtemelen, 4 günlük yumurta. Belki de 5 mi acaba? Çünkü biz de yumurtaları aldık buradan. Bayağı bir yumurta var arkadaşlar. Koli koli yumurta toplamak demek bu olsa gerek. Buraya bitirdik. Kovadayız. Bakın şöyle bir kılavuz yumurta gibi. Muhtemelen bizim şu tepeli pizanamız nerede? Onu da göstereyim size arkadaşlar. Fizan, fizan, fizan. Neredesin fizan? Bakıyorum. Ha, şurada arkamdaymış. Bakın bu fizanımızın yumurtası bu. Tepe yine yolunmuş. Bizim horozlar rahat bırakmıyor. Hayvan da tepe bırakmıyorlar. O zaten başından beri karışık sürümüzün bir tavuğu. Beyaz fizan. Öyle buraya ayak uydurdu. Burada büyüdü. Ve Allah'a şükür kayıpsız gidiyor. Herhalde yumurta sayımız arttı. Diğer kahverengi yumurtalar da var. Bakın burada var. Şurada var, şurada var. Ki yumurtaları da ligorinleri kuluçkalık değerlendirdiğimiz için eve normalde kahverengi yumurtaları kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bizim lohmanları, diğer kırmaları. Çünkü burada horoz olarak ligorin olduğu için sadece ligorinleri kuluçkalık olarak da değerlendiriyoruz. Bu yumurtaları da yine makineye yükleyeceğiz. Ligorine çok güzel talep var arkadaşlar. Çünkü ligorin size hep paylaşıyoruz. Yani bunu sizler için anlatıyoruz. Şunun altında bir viyolüm daha var. Bir durdurayım. Evet, sizler için anlatıyoruz dedik dostlar. Niye? Yani ligorinde bu gördüğünüz şekilde yumurta toplamaya 12 ay devam ediyorsunuz. Bu sene biz 20 gün tüy değişiminde yumurta alamadık ve hayvanlarımız dediğim gibi 1,5 senedir sadece bendeler. Yani 4 aylık gelseler neredeyse 2 yaşına geldiler. 1,5 yaşını net geçkinler. Bakın hala şu an burada 3 koli yumurtam var. Ve devam ediyoruz. Şu an 120'ye doğru gidiyoruz kızı. Bakın bu bizim civcivliğimizden beri bizde olduğun için böyle sevebiliyoruz. Kendi yetiştirdiğiniz hayvanlar arkadaşlar size çok net alışık oluyor. Yani bunu söyleyebilirim. Hırçınlıklarda bile gayet uysallaşan hayvanlar var. Bakın yanımda böyle takılıyor benim. Yani Ligori'nin avantajı budur arkadaşlar. Muhtemelen de bu 5 günlük yumurta. Çünkü şu an arkadaşlar diğer 30'luyu da doldurdum sayılır. Hani
aldıklarımızla beraber 120'ye yakın yumurta var. Kaç eksik buradan? 5, 10, 13 eksik. 120'den 13 çıkarsak 107. 2 tane burada vardı. 109. Bakalım dışarıda ne var? Şöyle flaşımı bir açayım. Flaşımı da açtım dostlar. Şöyle şu depoya da yapıyorlar çünkü. Evet bakın burada da yine 2 tane yumurtamız mevcut. Hani bahçenin başka bir tarafında yapıyorlar mı bilmiyorum ama burayı başından beri çok seviyorlar. Buranın şu camı açık. Burayı da malzeme deposu olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen kümesimizin yanında. Kümesimizi bilen takipçilerimiz var. Demir kapılı böyle yüksek tavanlı. Tüneklerin en üst katı arkadaşlar yaklaşık 2,5 metrede. Burada otomatik nipel sistemli. Şurada bir camı olan. Bu kafes horoz kafesimiz, yedek horoz kafesimiz arkadaşlar. Böyle bir kümes. Bakın burada toplamda şu 2'yi de koyarsak 9 tane boşluk kalıyor. 111 tane yumurtayı şu an topladık. Ya benim tahminim bir 20 tane falan da biz eve kullanmışızdır. 130 tane yumurta. Bu muhtemelen 5 günlüktür. Çünkü 24'lerde alıyorduk. Biraz da sayı arttıysa 5 günlük yumurtayı karşılıyor. Yani bir maşallah esirgemeyin. Allah sizleri de böyle koli koli yumurtalar toplamayı nasip etsin diyelim. Bakın burada neredeyse 4 koli yumurtamız hazır. Ve dediğim gibi şunlar hariç. Bakın şu 3 tane yumurta hariç. Üçüncüsü burada. Gerisi kuluçka makinesine girecek ve ligorin yumurtası olarak değerlendireceğiz. Şu yumurtayı da atalım. Ve sizlere de veda edelim arkadaşlar. Şu görüntüyle. Tavuklarımızı da isterseniz bir sayalım. Kaç tavuğumuz var? Bir görelim. Bakın arkadaşlar yukarıdan başlıyorum. O soldaki tavuğumuz daha yumurtaya başlamadı. O da ligorinli Amerikano kırması. Ama biz bütün tavukları sayalım. En üst kattan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bütün tavuklarımız 37 tane arkadaşlar. Bunlardan, lohmanlardan yumurta alamıyoruz. Yani burada şu an yine lohman yumurtası yok. Koyu renkli farkındaysanız. 2 tane lohman 35. Bir tane şu yarkamız yumurtlamıyor henüz. Silver Brachel 34. Şu yukarıdaki hayvanımız yumurtlamıyor 33. Onun dışında bunlar ara sıra yumurtluyorlar. Şu an 3 tane renkli yumurtamız var biliyorsunuz. Zaten 4 tane tavuk orada var. Bakayım başka var mı yerde? Yok. Onlar da ara ara yumurtluyor arkadaşlar. Yani 30 tane düzenli yumurtlayan tavuğumuz var. Allah'a şükür şu an 25'lerin üzerine de çıktı bu sayı. Hani 28'lerde falan diye tahmin ediyorum. Çünkü 120 tane yumurta var neredeyse. Ve 5 günde de kabaca bir 20 tane almışızdır. Yani şöyle bir hesap yaparsak. Şu an 11 eksik. 2 yumurtamız kırıktı. 9 eksik. 111. Bir 20 tane daha alsak. 131. 131'i 5'e bölersek 26,2 gibi. Yani 30 tane tavuktan 26-27 yumurtaları görmüşüz. Bu da arkadaşlar %80'in üzerinde bir oran. Biliyorsunuz bizim hayvanlarımız 4 dönüm arazide geziyor. Gezen tavuklar için de. Bu çok güzel bir oran. Yani burada dediğim gibi hem anaçların sağlıklı olmasının, kümes ortamının, yemin, suyun, bahçenin her bir şeyin etkisi var. Ve bu tavuklar arkadaşlar genç tavuklar değiller. Bakın horozlarımızın mahmuzlarından anlarsınız. Tavuklarımız da genç hayvanlar değiller. Ve Allah'a şükürler olsun bu sayılara hala devam ediyoruz. Gençleştireceğiz arkadaşlar. Belki bu yüklemeyi direkt kendimize bile büyütebiliriz. Horozlarımız da arkadan çağırıyor. Dediğim gibi gençleştireceğiz. O zaman sayıları da 100-150'lere çıkarabiliriz. Çünkü ligorin yumurtası yetiştiremiyoruz arkadaşlar. Yemelik olarak da değerlendiriyoruz. Sizlere de ligorin beslemeyi ben tavsiye ediyorum. Bu adamlarımıza ve hanımlarımıza bir maşallah demenizi bekliyorum yorumlarda. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere.